Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Vasküliklerin bir başka konusunda, Hene Hoşönlay Purpurası'nda sizlerle beraberiz. Hene Hoşönlay Purpurası, immün komplekslerle karakterize küçük damar vaskülitidir. İmmün komplekslerle beraber gelişen bu küçük damar vasküliti, genelde pediatrik yaş grubunda çocuklarda daha sık olarak görülür. Ama erişkinde de görüldüğünü unutmamak gerekir. Sevgili arkadaşlar, Hene Hoşönlay'ın şöyle enteresan bir yanı var. O da şu, 1837 yılında Johann Schönlein, yani bu hastalığın babası diyebileceğimiz, gerçi daha önce başka birisi de tanımlamış ama, bu özellikle artralji ve purpurayı tanımlamıştır bu hastalık grubunda. Ve enteresan bir şekilde, daha sonrasında ise öğrenci Henoch tarafından gastrointestinal sistemin de tutulduğu ve aynı zamanda böbrek tutulumunda olduğu söylenmiş. Ve böylelikle bu hastalığa da bu ikisinin ismiyle beraber Henoch-Schönlein purpurası adı verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, HSP olarak bilinen Henoch-Schönlein purpurasının 4 tane karakteristik özelliği var. Bunlardan bir tanesi purpura. Palpable bir purpuradan bahsediyoruz. İkincisi ise artralji. Üçüncüsü ise karın ağrısı. Dördüncüsü ise el ve ayaklarda ödem. Bu dörtlü Henoch-Schönlein purpurasının özelliğini oluşturmaktadır. Buradaki fotoğrafta Henoch-Schönlein'in tipik görüntüsü olarak akıllarımıza kazanabilecek nitelikte bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu unutmazsınız. Karın ağrısı çeken, purpurası olan, artralcisi olan ve el ve ayaklarında ödem olan küçük bir çocuk. Peki bu çocuğun özelliğini, bu çocuk genellikle 3 ila 15 yaşlar arasında olan bir çocuk. Hastalığın genelde başlama yaşı 4 ila 5 olarak kabul edilmektedir. Ve genellikle %50'den fazlasında bir üst solunum yolu enfeksiyon öyküsü vardır. Ve Henoch-Schönlein purpurası daha ziyade kış ve sonbahar aylarında daha sık görülmektedir. Yani mevsimsel olarak farklılığı olan bir hastalık olarak ortaya çıkıyor HSP. HSP'nin sıklığı nedir derseniz aşağı yukarı 100 binde 20 civarında görülmektedir. Yalnız burada farklı bir özelliğimiz var. O da FMF, yani ailevi Akdeniz ateşi olan olgularda bu oran %30'a kadar çıkmaktadır. Henoch-Schönlein purpurasının kronik bir hastalık olmasında en önemli etkilen böbrek hastalığıdır. Dolayısıyla Henoch-Schönlein purpurası denince böbrek hastalığı mutlaka aklımıza gelmesi gereken noktalardan bir tanesidir. Bir diğer özelliği de immünoglobulin A, Henoch-Schönlein purpurasının karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. Bunlarda immünoglobulin A seviyelerinde bir artış olduğu saptanmıştır. Özellikle immünoglobulin A sentezindeki artış ve aynı zamanda clearance'inde yani atılmasındaki azalmaya bağlı immünoglobulin A düzeylerinde bir artış olduğu saptanmıştır. Burada söz konusu olan bir antijenik yanıt vardır ve bu yanıt immünoglobulin A tarafından gerçekleştirilmekte. Fakat bu yanıt da aynı zamanda hastalarda hastalığa neden olmaktadır. Henoch-Schönlein purpurasında bazı genetik çalışmalarda HLA, DRB1 adı verilen bir genin daha fazla olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda bunlarda TNS, necrosis faktör alfa, interleukin 6 ve aynı zamanda ASO düzeylerinde de artış saptanmıştır. Dediğimiz gibi immünoglobulin A vasküliti olduğunu da söylemiştik. Immünoglobulin A düzeyinde de artışlar saptanmıştır. Aynı zamanda bunlar da derideki, ciltteki
küçük damarlarda biyopsi sonucunda bu çocuklarda immünoglobulin A ve C3 birikimi de saptanmıştır. Tanımlardan, yöntemlerinden bir tanesi de buradan anlaşılacağı üzere biyopsi olmaktadır. Henoch-Schönlein purpurasında söylemiştik bir üst solunum yolu enfeksiyonu %50 oranında daha fazla. Daha %50'den daha fazla oranında bir üst solunum yolu enfeksiyonu bulunuyor. Bunlarda grup A beta hemolitik streptokokta saptanmıştır. Biliyorsunuz bir üst solunum yolu enfeksiyonu da illa doğuş şart değil. Aynı zamanda parvovirüs tiplerinden B19'da bu hastalarda görülmektedir. Buna bağlı olarak değişik virüsler de aynı şekilde Henoch-Schönlein purpurasında tespit edilebilmektedir. Sevgili arkadaşlar, Henoch-Schönlein purpurası biraz sinsi bir hastalık. Yani hemen saptanabilecek türde bir hastalık. Genellikle bunlarda hafif bir ateş tablosu söz konusu olur. Genellikle bir grip olduğu hastanın ya da üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu düşünülmektedir. Daha sonra arkasından bu hastalarda purpura ortaya çıkar ve o zaman işin rengi değişmeye başlar. Daha sonra gastrointestinal sistem ve böbrek tutulumuyla iş daha da ciddileşir ve bir kronik hastalık durumuna gelir. Henoch-Schönlein purpurasında ilk akla gelecek şey purpura. Yani bu değişik oranları var ama bazıları %95, %100 oranda purpura olduğu söylenebilir. Fakat ilk başlangıçta söz konusu olmayabilir. Bunlar da genellikle subkütan ödemde görülmektedir. Bu da aşağı yukarı %20 ila 50 oranında görülür. Aynı zamanda daha önce resimden hatırladığınız gibi abdominal ağrılar, karın ağrıları bu çocuklarda fazla olabilir. Söylediğimiz gibi artralji de yüksek oranda görülmektedir. Bir diğer enteresan bir şekilde söylemiştik size ödem, el ve ayaklarda ödem. Ama bunlar da penil ve skrotal ödemde Henoch-Schönlein purpuralarında görülebilmektedir. Demek ki ödem deyince illa da bir yere saplanmamak gerekiyor. Gene bunlarda farklı olarak kanlı dışkılama da çocuklarımızda maalesef görülen diğer bulgulardan bir tanesidir. Henoch-Schönlein purpurasındaki purpura genellikle aralıklı olarak ortaya çıkabilir. İlla da her zaman olacak diye bir kaydı olmadığını söylemiştik. Bu birkaç gün ila 3-4 aya kadar kalabilir purpura. Peki bu purpura nelerde olur? Genellikle bel bölgesi ve altında görülmektedir. Daha sıklıkla özellikle bacaklarda ve kalçada purpura, Henoch-Schönlein purpurasında görülmektedir. Ve bu bölgede aynı zamanda hafif bir ödem de dikkati çekmektedir. Demek ki purpura farklı zamanlarda ortaya çıkabilir. Günlerde sürebileceği gibi aynı zamanda 3-4 aya kadar da devam edebilir. Bazen bir yıla kadar da kaldı olur. Sonra zaman zaman rekürenslerle beraber ortadan kalkar. Sonra tekrar çocuklarda ciltte gözlenebilir. Her zaman için olacak diye bir şart yok. Onu da mutlaka akıllı tutmamız gerekir. Henoch-Schönlein purpurasında artrit veya artralji yaklaşık kabaca hastaların %70'inde görülmektedir. Genellikle diz ve ayak bileği sıklıkla artraljinin köken aldığı bölge olarak söz konusu olmaktadır. Tabii ki bunlarda bir efüzyon var eklemde ama bu ekleme eğer şey yapacaksanız, bir enjektörle çekecek olursanız hemorajik değil, seroz olduğunu mutlaka görebilirsiniz. Bunlar birkaç gün içerisinde kaybolabilir ve sonra tekrarlayabilir. Kaybolur ve sonrasında tekrarlayabilir. Ama biliyorsunuz 4 önemli bulgudan bir tanesi.
Henoch-Schönlein purpurasında önemli belirtilerden bir tanesi de karın ağrısı. O da gastrointestinal sistem tutulumunu gösterir. Genellikle bunlar kolik tarzında ve şiddetli ağrılardır. Ve çocukların en çok şikayet ettikleri noktalardan bir tanesidir. Ve bunlarda da aynı zamanda söylediğimiz gibi kanlı dışkılama da yaklaşık vakaların %50'sinde gözlenmektedir. Yani Henoch-Schönlein purpurası kanlı dışkılamaya da neden olabilmektedir. Henoch-Schönlein purpurasında ender olarak bağırsak komplikasyonları da görülebilir. Perforasyon dahi Henoch-Schönlein purpurasında görülebilmektedir. Ama bunun özellikle çok sık olmadığını da eklemekte fayda var. Henoch-Schönlein'li hastalarda dediğimiz gibi kronik olarak hastalığın ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi böbrek tutulumudur. Bu yaklaşık %20 ila 50 oranında çocuklarda görülmektedir. Peki böbrek tutulumu nasıl anlayabiliriz? Birincisi bu çocuklarda hematüri olabilir ve gene benzer şekilde proteinürü veya ikisi birden böbrek hastalarında ortaya çıkabilir. Daha sonra bir nefrit tablosu eklenebilir. Ve son olarak da tabii ki bir böbrek yetmezliği maalesef Henoch-Schönlein hastalarında ortaya çıkabilir. Zaten söylediğimiz gibi tekrar ediyoruz. Henoch-Schönlein'in kronik bir hastalık olmasındaki en büyük önemli sebep bu söz konusu olan böbrek yetmezliğidir. Burada Henoch-Schönlein purpurasındaki nefrit için bir ek yapmak lazım. Onlardan bir tanesi de ayrıca bir immünoglobulin A nefropatisi vardır. Bir de Henoch-Schönlein purpurası nefropatisi vardır. Bunun ikisinin bir takım farklılıkları vardır. Birincisi immünoglobulin A nefropatisi temel olarak daha büyük çocuklarda 15 yaşın üzerinde görülür. Buna karşın Henoch-Schönlein purpurası biliyorsunuz 15 yaşın altındakilerde görülmektedir. En önemli farkı budur. Nefritik ve nefrotik sendrom tablosu Henoch-Schönlein purpurasında daha sık görülmektedir. Sevgili arkadaşlar, Henoch-Schönlein purpurası ile ilgili önemli bir noktayı sizinle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi herhangi bir şekilde bir kişide purpura görüldüğü zaman akla trombosit gelir. Trombosit gelmesi yeterlidir. Trombositopeni gelir. Ve buna bağlı bir purpuradan bahsedebiliriz. İşte non-trombositopenik purpura dediğimiz zaman işte kastettiğimiz Henoch-Schönlein purpurasıdır. Demek ki purpura deyince İlk önce trombositlere bakacağız. Trombositlerde bir azlık var mı yok mu onu göreceğiz. Onun sonucunda da bu hastalarda eğer trombosit sayısı normalse purpurada Henoch-Schönlein purpurasını düşünebiliriz. Bir başka önemli olan şey de lokositoklastik vaskülitte kullanılan tanımlamalardan bir tanesidir. Niçin? Henoch-Schönlein purpurası için. Şimdi Henoch-Schönlein purpurasının şöyle bir özelliği var. Bunlar iyi bir şekilde tedavi edilirse %90-95'i iyileşir. Ancak %5'inde böbrek yetmezliği veya böbrek sorunları diyelim görülebilir. Özellikle böbrek yetmezliği erişkinlerde çocuklara nazaran daha fazla. Gelişkinde Henoch-Schönlein purpurası gördüğümüz zaman özellikle böbreğe dikkat edeceğiz. Ve bu geç dönemde ortaya çıkabilir. Çoğunlukla geç dönemde ortaya çıkıyor. Erken dönemde de hematür ve proteinürle görülebilir ama geç dönemde görülme şansı daha fazladır. Henoch-Schönlein purpurasında genel olarak sadece destek tedavisi yeterli olabilmektedir. Destek tedavisi deyince de aklımıza non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar gelmektedir. Özellikle artralji söz konusuysa
Bunlar oldukça etkili olmaktadır. Bazı ileri durumlarda ise immünsüpresif tedavi Henoch-Schönlein purpurasında uygulanabilmektedir. Henoch-Schönlein purpurasıyla ilgili son söyleyeceğimiz şey de Henoch-Schönlein purpurasının tekrarlayabileceğidir. Sevgili arkadaşlar, umarım bu kısa sunum sizin için yararlı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Eleştirilerinizi bekliyorum daha iyi sunumlar hazırlayabilmek için. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.